Suriyeliler buradan bir an önce gitmesini isterim. Değişim lazım ya, başka bir şey değil yani. Oyumu ben AK Parti'den başkasına verirsem kendimden utanırım. Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Sizin için kriterler nedir ve oy vereceğiniz adaylardan neler bekliyorsunuz? Öncelikle dürüst olmaları, ülkeye hizmet etmeleri. Ondan sonra genellikle diyelim ki ülkede bazı şeylerin değişim lazım ya, başka bir şey değil. Yani eskileri gitmesi lazım yani. Mesela o. Ben büyük birliğe vereceğim için Ercan Yozgat diye veriyorum. Benim için kriterler, biz emekliyim, emekli olduğum halde şu anda ev kiramı ödeyemeyecek durumdayım. Ve emekli maaşı verdiğim maaş siz biliyorsunuz 10 bin lira. 10 bin lirayla ne geçinilir? Benim 7500 lira ev kiram var. Bunu ben 4 nüfusuz biz nasıl geçineyim ben bundan? Hayır, size soruyorum. Ne yapmamız lazım? Bir de şunu söylemek isterim. Suriyeliler buradan bir an önce gitmesini isterim. Bak, onların yüzünden ev bulamıyorum ben. Yani haksız mıyım yani bunlardan? Benim oyum açık ve net. Her yerde de derim Erbakan. Erbakan'dan başkasını tanımam ben. Çünkü dürüst geliyor. Her zaman dürüst geldi. Tabii ki ilk önce ekonomik şartların düzelmesini, halkın refah içinde yaşamasını ve seçilen milletvekillerimizin veya belediye başkanlarımızın ilk önce halkı düşünmesini. Bunları bekliyoruz yani. Peki siz neye göre oy kullanacaksınız? Genel olarak beklentiniz nedir? Genel olarak hayat şartlarının düzelmesini, ön baz alaraktan da geleceğe evlatlarımızın daha rahat, daha ferah bir hayatta yaşaması için buna göre yani baz alacağız. Oyumu neye göre kullanacağım? Oyumu, ülkenin gidişatı zaten malum. Daha laik, daha demokratik bir yaşam tarzının olması adına. Zaten baktığınız zaman biz sanki biraz uzaklaşıyoruz gibi geldik. Ama adaylardan beklentim şu. Öncelikle bireysel olarak hareket etmesinler. Bence aile şirketi gibi davranmasınlar. Gerçekten ülke için, özellikle gençlik için neler yapılması gerekiyorsa onu yapsınlar. Şu anda benim önemsediğim daha doğmamış çok çocuklar ve sizin gibi gençlerin geleceği. Umarım ki bunu gerçekleştirirler, ülke ekonomisini düzene sokarlar ve eğitim ve sağlıkta iyi bir reform yaparlar diye düşünüyorum. Bu ülke 20 sene evvel zavallı, perişan bir ülkeydi. Dünya çapında kimse adam yerine koymuyordu. Amerika'nın uşağı halinde kaldıydık. Türkiye bölündüydü. Yarısını FETÖ, yarısını PKK paylaştılardı. Bu 20 sene zarfında AK Parti'nin, Erdoğan'ın sayesinde FETÖ'den de kurtulduk, PKK'dan da kurtulduk. Dünya çapında parmakla gösterilir bir ülke haline geldik. Bugün oyumu ben AK Parti'den başkasına verirsem kendimden utanırım. Buna göre herkes düşünsün. Adaylardan hepsini bekliyor. Adaylar adaletsizlik yaptılar. Hiç seçilmeyen muhtara 17 bin lira veriyorlar. Bize 10 lira veriyorlar. Bu adalet mi? Niye 17 bin lira bizim seçtiğimizde 17 bin lira veriyor, bize 10 lira veriyor? Onun için şimdiye verdik bir şey vermedi. Bundan sonra buna vermeyeceğim. Başka partilere vereceğim. Ya ben aslında AK Particiyim. Ben parti olarak veriyorum. Ama tabii ki temizlik, bakım, hijyen, hani çevreyi, ben Erkilet'te oturuyorum. Hani çevreme şöyle bir bakıyorum. Memnunum Çolak Bayraktar'dan. Çolak mıydı adamın adını da bilmiyorum şu an. Memnunum yani, ona göre vereceğim. Yani temizliğe bakarak veriyoruz. Hani muhtarın isteğine göre hemen işlemi yapıyor, ona bakıyoruz. Ona göre vereceğiz işte. Adaylarımızdan beklentilerimiz daima yüksek oluyor. Memleket için hayırlı olanını istiyoruz. Memlekete faydalı olmalarını istiyoruz. Daha güzel bir Kayseri istiyoruz. Beklentilerimiz bunlardan ibaret. Daha güzel bir Kayseri nasıl olur sizce? Yolların yapılması. Mesela Mimar Sinan pazarı var. Orada alt geçit lazım. Zaten Kartalı Başkan yapacağını söyledi. Ve böyle sıkışan yerlere yol yapımı olursa daha güzel olur. Artı şehrimiz ulaşım yönünden çok güzel. Otoban gibi yollarımız var. Bunlara ilave olursa daha güzel olur. Daha başarılı çalışmalar diliyorum. Bizim isteğimiz bundan. Ben de AK Partili olduğum için başkanımıza daha iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başka yapacağımız bir şeyler yok.